Merhaba Güreş Türkiye röportaj serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımızda şu anda Flair nickname ile Buse var. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Bu sesin biraz cızırtılı geliyor. Onu bir ayarlayabilirsen. Bakalım. Daha Şimdi. şimdi iyi. Tamam o zaman. O zaman kendi sorumla girmişim direkt olaya. Beni seviyor musun demişim. Tabii ki seviyorum. Tabii ki. Ama Ay. başımı ağrıtmasan daha çok seveceğim diyorum hani. Böyle hani atar yapmasan, hırlamasan, gürlemesen daha çok seveceğim biliyorsun. Her çiçeğin dikeni vardır desek olmaz mı? Olur. Oldu bile, güzel. Evet. SummerSlam'ı izleyeceğiz beraber zaten. İnşallah. Söz veremiyorum. Söze gerek yok ama gelirsin. İnşallah. Gerçi Charlotte'ın maçı da yok ki. Neyi izleyeceksin sen? Yani. Becky'nin de maçı Koskoca yok. Charlotte. Koskoca Charlotte SummerSlam'de yok. Haydi Ana öyle ayrıca şimdi. gireceğiz. Ana ayrıca gireceğiz. Yani. Oxfeld, forumu nasıl buldun ve katıldın? Güzel soru. Güzel soru ama cevabını ben de bilmiyorum. Nasıl katıldım, nasıl buldum, nasıl şey ettim falan hiç hatırlamıyorum gerçekten. O zaman güreşe ne zaman başladın? Oradan bir çıkarım yapalım. Güreşe ne zaman başladım? Bu ilk 2009-2010 yılları falan böyle Bella Twins falan filan muhabbetleri. Zaten onlarla tanıdım ben. Sonra ben böyle benim yaşıtımdaki kızlar bebeklerle oynuyor. Ben gece Fox TV'de SmackDown izliyordum ya. Gerçekten bu yaşanıyordu yani şu an dalga geçmiyorum. Yani. Sonra 2012'de Dean Ambrose'u gördün ve ona ha tutuldun. Kesinlikle. Kesinlikle lanet ettim bir daha güreşi Ring içini görünce mi? izlemeyeceğim diye. Yok, genel olarak şaka yapıyorum Yo, sadece. Dean Ambrose'u ringini görünce lanet edenler çok, biliyorum. Yani. The Sky Sports Furkan, yönetimce çay içelim artık Görgen'de demiş. Ne zaman bu olacak? İstediğinde biz mi içirtmedik Furkan'ı yani? Ne zaman istiyorsanız bekliyorum. Modumuzdan Sert Atar geldi. Tabii. Buse abiden Sert Atar geldi. Avatar DM'li mesajlarına dönüş yapmamam hakkında neler düşünüyor kendisi demiş. Ben onunla daha sonra ilk deneyeceğim. Kendisine biraz sövüyorum şu an. Yani içimden. Yani görüşeceğiz onunla. Sen de görüşeceğiz Furkan. Kurtuluşun yok yani. Yandın, bir kadındır dedi. Seni Aynen. bekliyor. Geçmiş olsun. Kesinlikle. Evet. Michael Gabriel sormuş. Forumdaki nadir kadın üyelerinden sanırım 5 tane falan var zaten. Bir de tek hanım yönetici olmak nasıl bir duygu demiş. Çok iyi bir duygu gerçekten. Çok müthiş bir duygu. Böyle teksin. Yönetimde teksin. Böyle tuhaf bir duygu ve güzel yani. Elektrik elektronik mühendisliği gibi ya o. Aynen. Tek kız 40 erkek. Evet. Bir süre sonra bacı oluyor o kız da zaten. Futbol muhabbetine giriyor. Biz zaten yönetimde bizim konuşmaları görseniz yani bu Buse mi dersiniz gerçekten? Tahmin edebiliyorum. Yani birazcık. Lürsoy'dan, Hikmet'ten falan öğreniyorum nasıl şeyler döndüğünü az buçuk. Demek ifşa alıyorlar beni. Ya, ifşa alınca kötü bir şey ifşa alamıyorlar canım. Bayağı dalga falan işte, klasik. Tabii ki. Sinan, Kevin Owens'ın göbeği mi, ben mi? Ben. Çok güzel bir cevap oldu. Evet. Sinan bu cevabı duyunca susacaktır. Neden sapıksın demiş. Sapık değilim. İftira, kuru iftira. Nerede görülmüş benim sapık olduğum ya? Kim öldürüyor bunu? Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyler? Hepsi dış mihrakların oyunu diyor buna da. Tabii ki. Charlotte'a Türkçe olarak nasıl sevgi duymaya başladın? Ya valla böyle ne bileyim NXT falan mı atmıştım böyle bir ara bir baktım Charlotte falan böyle maçımı falan çıkmış kemeri almış dedim bu karı benim karıdır kesin. Sonra birdenbire sevdim işte favorim oldu bu. Öyle yani. O zamanlar zayıftı bir de. Yani hem zayıftı hem vücudu daha böyle hani iyiydi. Selimsiz de. Hayır değildi. Sensin o sevimsiz.
Şimdi daha kaslandı ama kabul et bunu. Daha güzel. İşte. Hiç film, kitap, şarkıya ağladın mı? Ağladıysa atların neydi? Ağlamadım. Ağlamam ben öyle şeylere hani. Ağlarım ama genellikle dizilerde ağlıyorum ben. Hani film zaten çok seyretmiyorum. Kitap da hani bilim kurgu tarzı şeyler okuduğum için hani ağlanacak bir durum olmuyor doğal olarak. Yani şarkıda ağlanır mı ya? Nasıl bir şey bu? En Nasıl? sevdiğin peki neler? Film, kitap, şarkı. Film izlemiyorum dedin zaten. En sevdiğim film hani izliyorum genelde ama çok hani böyle ooo falan değil. Hani en sevdiğim film Karayip Korsanı'nı çok severim mesela onu çok izledim. Kitaplardan The Original serisi var mesela o kitapları çok seviyorum. Hani en favorim de Yükseliş. Hani o yani. Şarkı buradan Sinan ve neydi Hikmet'e selamlarımı yollayarak Edis Çok Çok şarkısı ve Ece Seçkin'in yeni şarkısı Sayın Seyirciler şarkısını çok seviyorum. Favorilerim şu an onlar. Bir de AJ Styles Phenomenal var, onu da unutmayalım. Tabii ki. Pardon unutmuşum, özür dilerim. Ekstra soru gelsin, kimse sormadı. Jinder Mahal'ı seviyor musun? Günümüzün şampiyonu. Hayır. Çok beklediğimiz bir cevaptı, şaşırmadık. Şimdi Yiğit'ten geliyor bu soru. Mr. Canım Perfection. aşkım bebeğim canım kankam. Neden bu kadar küfürbaz? Oo. Sen de mi ya? Nerede görülmüş benim küfür ettiğim? Bir kere nerede görülmüş? Kanıtlayabilir misiniz bana bunu? Lütfen nerede görülmüş benim küfür ettiğim? Ben ağzıma küfür sürmemiş bir insanım. Evet Yiğit'cim, forumda konuyu Evet. açtığımızda kanıtlamanı bekliyoruz. Evet. Nereden çıkıyor bu şeyler anlamıyorum ya. Hiç gördün mü benim küfür ettiğimi? Kesinlikle hayır. Hiç gördün mü yani? Yok öyle bir şey çünkü. Mesela Engin'e sorabilirsin. Sinan'a da sorabilirsin mesela. Hiç küfür etmem ben. Küfür ettiklerini direkt uyarırım. Yok yani yok. Hiç küfür etmem ben. Şimdi Lunatic Phenomenal'dan gelmiş anlamadığım bir soru, herhalde açıklarsın. Okulu Sahra Çölü'nde mi? Anlasaydım açıklayabilirdim ama okulun dağın başında. Bu yani sadece okulun dağın başında. Herhalde ona ithafen Sahra Çölü demiş. Olabilir. Şimdi biraz çok eleştirici bir soru geliyor ama PG kuralını neyse bunu hatırlatayım. Saydırma Bekliyorum. yani. Dark Lord 1905 sormuş. Neden forum hakkında anlamadığımız bir konuda ona soru sorunca üyeyi tersliyor? Ters dedim yok. Sadece gereksiz yere hani üstümde duruyorsunuz. Sürekli ardarda mesaj atıyorsunuz. Ardarda mı bak sürekli bir tane değil iki tane değil. Ardarda böyle hani bakarsanız zaten kendisiyle konuşmalarınıza ardarda bir sürü mesaj. Hani ben öyle şeylerden hoşlanmadığım için insan ister istemez sinirleniyor. Yani bak gene göstermiyorum. Geçiyor diyorum. Yani üzdüysem kırdıysam da bunun için özür diliyorum. Lütfen kalma üstünde. Genel olarak söylüyorum. İnsancı bir şekilde gel, sor cevap veririm. Ama gereksiz yere böyle bomboş soruları sorarsan ben de biraz sinirlenirim yani kusura bakma. Ben de insanım sonuçta. Caligula'nın sorusu bomba. Fotoğraftaki kadın Buse denen arkadaş mı? Efendim? Fotoğraftaki kadın, resimdeki kadın konudaki Charlotte Flair. Evet ben yani bir kere benimle Charlotte fotoğrafını yan yana koyarsınız bir Charlotte Flair'ı görürsünüz yani hiçbir fark yok. Kesinlikle yok. Yani bu senin zaten Charlotte Flair'den güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. Teşekkür ederim. Gerçi ama Charlotte Flair de şimdi yabana atılamaz, sen biliyorsun. Tabii ki. Mert Lesnar. Charlotte Flair'ın en yakın arkadaşı Becky Lynch hakkında ne düşünüyor? Becky Lynch'i seviyorum. Hoş bir hanımefendi. Güreş stilini beğeniyorum. Bağırışlarını beğeniyorum. Seviyorum kendisini. Charlotte'la arkadaşlığı iyi biliyorsun. Evet. Çay Biraz da içiyorlar. uzun. Evet. Tea time. Bunu herhalde fanlı ile ilgili sormuş. Brock Lesnar Reign'ini nasıl buluyor?
Bulmuyorum. Yok yani, ortalıkta yok. Var mı öyle bir şey? Yani Benim görevin gibi şu ana buluyor kadar yani kesinlikle. çöp. Kesinlikle. Neden bu kadar küfürle anılıyorsun demiş. Ben de anlamıyorum yani. Bence beni çekemedikleri için yani. Kıskanlıkları için olabilir. Bütün forum Adımı kıskanıyor. lekelemeye çalışıyorlar o yüzden. Ben... Evet, ben yoksa küfür etmem yani kesinlikle. Kupta Kral sormuş şimdi de. Bu da aranızda bir şey sanırım. Hayırsız olma konusunda master yaptım, okulu öğrenip üniversite seçerken o okulu ilk sıraya yazmayı düşünüyorum. Ha. Sana hayırsız demiş. Google'a şey yazsın. Hayırsızlar okulu çıkar. Yani. İsmini bahşeder mi demiş. Teşekkürler demiş. Çalışıyorum. Yoğun bir çalışma stilim var. Hani vakit ayıramıyorum bazı arkadaşlarıma. Bunun için sizden özür diliyorum. Lütfen beni anlayışla karşılayın. İş hayatı olur. Ama dönüyorum, bekleyin. Dönüyorum, az kaldı, bekleyin. Yani full time'da görmeyi özledik. Sen ne zaman göreceğiz full time? Peki. Bir kasım içerisinde. Kaç ay süreyle? Ay değil ya, birkaç gün. Ha, birkaç gün mü? Evet. Olsun, birkaç günde artık bol bol mesaj atarsın. Post kraliçesi olursun. İnşallah. Tam da PPV zamanı iyi gelmiş yani. Kesinlikle. Moneymakers'tan güzel bir mesaj, seni seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum canım. Teşekkür ederim. İyi. Ek soru soruyorum. Senin sevmediğin biri var mı? İsim Nasıl vermeye yani? gerek. Herkesi Forum seviyorum için. diyorsun. Tabii ki var. İsim vermek istiyorsan verebilirsin. Kendine Hayır, kalmış bir şey. veremem. Vermem doğru olmaz. Sen Ama bilirsin. sevmediğim var. Hiç sevmiyorum. Ben Ama o... kesinlikle böyle kafama göre hani uzaklaştırayım, uyaratayım. Kesinlikle öyle şeyler de yapmıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. İşimi de kötü kullanmıyorum yine. Sadece kendisinden hoşnut değilim. Şu Ben ana tahmin kadar. edebiliyorum o kişiyi ama şimdi de isim Yani. vermeyeceğim ben de. Aynen. İyi olur. Onu sonra özelden konuşuruz sonra. Aynen. Dark Knight the Third sormuş şimdi. Niye bana trip atıyor? Sen kimsin acaba ya? Ben bir öğrenebilir miyim? PG bu seçim lütfen. Trip atmak. Trip atmak sana. Sen ben neden trip attım ki bir kere yani? Ben anlamıyorum. Bunu nereden uydurdun acaba? O zaman yeni moderatör arkadaşından geliyor soru, Hikmet Zeybek'ten. Buyur canım, gelsin. Forum dışı hayatın neden hesabını başka biri yönetmiş gibi düşündürüyor? Allah Allah. Bilmiyorum yani neden acaba. Bu sorunun cevabı bende değil. Herhalde forum dışında seni pek göremediğimizden herhalde meşguliyetinden. Olabilir. Zaten bir arkadaşımız gördü beni forum dışında. Ben de göreceğim yakında. Bekliyorum canım. Daner olmadığının farkında mısın demiş. Bir Daner'im. Donel kim? Punk City. Evet, Taner. Maalesef farkında yani kimse olamaz. O Daner'in muazzam sesi. Çok özledim onu da. Radyodaki partnerime. Döner inşallah bir gün. Mr. Antonio Cesaro soruyu okumuşsundur. İstersen sorayım. Sor. Her zaman istenmeyen Miss mod olarak kalacağını biliyor mu demiş. Antik kitlen çok büyük duyduğuma göre. Evet, her zaman istenmeyen Miss Mod olarak kalacağım biliyorum. Antikitlen büyük bir isimsin duyduğuma göre hani demiş. Evet, farkındayım. Antikitlem çok çok fazla. Ya yani bana bunu sorarsan umurumda mı? Değil. Ciddi anlamda değil. Bana ne bileyim saçma sapan yerlerden sövüyorlar. Yani hakaret ediyorlar. Yazın Hiç zaten olmadık yerden. hatırlıyorsun. Evet, geçen yazın zaten şu an geçen yazın iki katından tepki almış durumdayım. Hani gereksiz yere hani tepki aldım düşünmüyorum. Şimdi hani diyecekler hani torpil, yönetimli arkadaş, Buray'la arkadaş, Şafak'la arkadaş falan Ya filan. şimdi ben şöyle konuşayım. Yönetimle çok tartışmalarım oldu benim, biliyorsunuz zaten. Evet. Bayağı oldu. Ama torpille adam aldıklarını söyleyemem yani. Bunun
Yok çünkü ortada böyle bir durum yok. Ya mesela Fırat'ı biliyorsun, sevdiğim bir insandır. 400 mesajken bu çocuk moda oldu yani. De bunun torpili bir alakası yok işte. Bazıları bunu anlamamakta ısrar ediyor. Yani torpil kim tarafından torpil geçilecek bana? Sorabilir miyim acaba kim tarafından? Geçen yaz falan bayağı ben de yazıyordum yani, işte hatırlarsınız zaten Ask FM'de. Bir susun diye böyle. Evet hatırlıyorum mesela hani kim bana torpil geçecek ki? Hani Buğra deseniz Buğra zaten hani yönetimle giriyor ama sadece hani diğer arkadaşın üstünü daha çok şu an hani yönetim başkanımız da farklı. Hani herkesin fikri ortada. Biri mesela Buğra illa dese hani Buğra olacak. Hani diğerlerin itiraz etme hakkı var sonuçta. Ya Ki bildiğime mutlaka göre etme. bana ile şeyle yapıyor işte, Engin yapıyor yönetim işini artık. Ya Bu Engin'le Mehmet yapıyor şu an işte hani. bana dediğim Mehmet o. daha üst seviyede. Bana diyorum ona ben. Ondan. Tamam. Ask FM olayla çok ayrı bir şey yani. Ya oraya girmiyorum bak. Şu an ben bir girsem oraya. Bak giriyorum şu an. PG'den Sorulara çıkabilirsin. giriyorum. Sorulara giriyorum. Berbat sorular ya. Küfür ediliyor. Kişiliğime küfür ediliyor. Hani olmadığım bir şeyi olmuşum gibi gösteriyor. Linkini atmıştın sen onu zaten Ask. Evet bak şu an bile atabilirim bak. Çok tuhaf tuhaf sorular geliyor ve iğrenç sorular gerçekten ne? Ben çünkü bak oraya geri açmamın nedeni de bak yazdığın şey evet onu demişlerdi hala diyorlar şu an. Hani gereksiz yere bak, mesela Engin'in profiline yazdılar çok. Başkalarının profiline yazıyorlar. Hani onların bir suçu yok. O yüzden açtım hani bana gelsinler konusuna insanlar daha Direkt fazla yüzüne rahat gelsinler diye. Herhalde forumdan ya gelemiyorlarsa. onu biraz yemiyor. Arkadaşların yemiyor. Kimse yazamıyor. Yani yüzüme karşı kimse diyemiyor. Sen böyle böylesin diye. Ben kimsenin çıkıp şu ana kadar sen böyle böylesin dediğini görmedim ben forumda. Diyemiyorlar çünkü. Neden bilmiyorum ama denilmiyor. Sadece böyle anonim yazılan yerden. Gizli 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 kapaklı konuşuluyor. Hani bir sıkıntınız varsa benim suratımı söyleyin. Ben hani ha haklısın deyip kendime hani bu konuda çekidüzen vereyim. Yani sen bana gelip bu şekilde hakaret ederek sen şöylesin, sen böylesin, sen şusun busun dersen ben seni dikkate almam. Bu dediğin şeyi daha inatla yaparım yani. Çok hiç de umurumda olmaz açıkçası. Immortal Fatal Crew güzel bir soru sormuş. Biraz yumuşatalım ortamı. Aynı soruyu sormuş gerçi. Neden Charlotte demiş? Neden şart? Ne bileyim böyle dikkatimi çekiyor benim şart. Hani güreş stili olsun, tarzı olsun, giyinimi falan filan. Tip böyle hoşuma gidiyor. Zaten Karakteri de benim olgun bir kadın. Seni gerçekten hani zaten güreş stili yeteneği yetiyor yani gerçekten. Nikki Bella'nın daha güzel silikonları yok mu demiş. Sanırım silikonlara bağlamış. Ya biliyor Burak kendisinin hani biliyor benim silikonlarla pek alakam olmadığını. O yüzden geçebilirsin bunu. Kolarbon sormuş. Kadın güreşinin de Yılmaz savunucularından. Canım benim ya. Çok seviyorum bunu. Saturnus kafası koymuş avatarına. İlginç bir seçim. Instagram'dan hikayene yanıt vermiş sanırım. Cevabına Ben golünü verdim. atmamış. Yok. Sen mi atmadın? Hikayesine yanıt verdim. Cevabını hala görüldü. Atmadım. Neden atmadım? Canım benim açıklayayım onu. Instagram'a zaten doğru düzgün giremiyorum şu sıralar. Hani DM'lere falan da bakamıyorum. Ama aklımdasın. Seni gerçekten çok seviyorum. DM'den Forumda yürüyemiyorlar desene. bak gerçekten şu an forumda ciddi anlamda söyleyeyim. En sevdiğim üyelerden başım çekiyor gerçekten. Kim? Alper. O zaman ilk 5'i say direkt yani, istersen tabi. İlk beşi yok. O zaman sevdiğin de düz ara say aklına gelenlere. Yani düz ara aklıma gelenler işte ne bileyim sen, Ay. Alper, Mert, ondan sonra Engin, Yiğit baba var tabi. yani Yiğit. Evet çok seviyorum onu da. Vallahi böyle ne bileyim Hikmet, Taylan falan var. Seviyorum onları. Şu an aklıma gelenler onlar. Aklına gelmeyenler de kırılmasın burada tabi. Bir anda hakkı sayılıyor çünkü bunlar.
Bu arada arkadaşlar şöyle bir hatırlatma geçelim. Biraz zor bir yayın oluyor. Çünkü net problemleri yaşıyoruz. Birleştireceğiz ama bunları. Bazı parçalar kesik kesik çıkarsa kusurumuza bakmayın şimdiden. Buse tekrar hoş geldin. Hoş buldum canım. Kusura bakma, internetim gidiyor. Ya olsun, çok önemli değil. Birleştireceğiz bunları kayıt esnasında. Ne yapalım? Bölük pörçük çıkarsa da Buse'den cevabı öğrenirsiniz diyorum, değil mi? Kesinlikle her zaman. O zaman Balor Club'tan tekrar devam edeyim. Benimle neden konuşmuyor? Yardımcı olmakta amacım zaten. 2,5 ay neyi hedefledi? Onu öğrenmek istiyorum demiş. Seninle neden konuşmamı açıklayayım. Gereksiz yere muhabbeti uzattın. Kim ne diyorsa desin. Hani istediğini diyebilir. Hani bir cevap verecek olsaydım ben verirdim zaten. Yani o sana kalmazdı. Ben açıkçası öyle bir soruların geldiğini düşünmüyorum. Kendine yazdığını düşünüyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bu yani. Şimdi sevdiceği renginden geliyor. Evet, bekliyorum. Evlenme teklifin nerede olsun? Ejderha kayasının olsun. Collarbone'da Alexa'nın gözleri önünde demiş. Tag life olmuş bu bir nevi. Çok iyi. Çok iyi harbiden. Minor Threat'ten geliyor soru. Buse neden Güreş Türkiye? Başka forumu var mıydı önceden? Yoktu galiba hani. Şimdi bu internet ortamına falan hani katıldığımda güreş hani falan filan tam hani ortamlarına bilmiyordum zaten. Hani bulduğumda da buraya girdim. Başka forum görmedim zaten, varsa da bilmiyorum. Headlock Master'dan geliyor bu. Böyle pasta yapmayı ne öğrendi? Ne zaman öğrendi? Nereden öğrendi? Pasta yapmayı bilmiyorum. Ama muazzam bir şef kendisi. Kesinlikle. İşte hayat böyle paradokslarla doludur. Maalesef. Geç çalıştığım yerde hani pasta satılıyor ama hani yapan kişi özel, hani özel olarak geliyor. Yani biz yapmıyoruz. O yüzden hani pek bir alakam yok. İleride öğrenirsin illaki vakti gelince. Doktor MK'ya geliyorum ben. Kendisi için en son ne satın aldı? Bu ilginç bir soru. Of, yine gitti yayın ya. Ha, geldi. Ege geldi mi? Geldi geldi, sesini duyuyorum. Kendin için en son ne zaman satın aldın? Bunu sormuş Mustafa. Doktor MK. En son ne satın aldım? 2 gün önce indirimde girmiş olan 3-4 tane pantolon aldım. Zaman ek bir soru gelsin sana. Alışveriş bağımlılığın var mı? Kadınların %60'ında varmış çünkü bilimsel olarak. Tabii ki. Sende de var yani. Sen de %60'ın içindesin. Evet. The Willem Boss'un sorusu var. Ben anlamadım. Mizah yaptığını söylemiş kendisi. Herhalde aranızda bir şey sorayım o zaman. Ay şey, hani hangisinin yatağında ister biraz hani hoşuma kaçmadı ama o kas sorusunu cevap verebildim. Tamam diye şey demiş, çünkü amaç eğlenmek falan demiş. Bir aranızda bir şey diye düşündüm. O zaman ilk soruyu Ya sorayım. geçen hani şey olmuştu ya, geçen sene gene ben bu şeye katılıyordum. Yayınlara katılıyordum, hani Şafak'la kas muhabbeti falan olmuştu, Buğra'yla falan. Evet. Ben diyordum Seth Rollins'in kasları çok iyi falan filan. Evet. O muhabbet demiş diğer muhtemelen. O zaman hangisini kasık? Valor mu, Seth Rollins mi? Dean Ambrose mu? Ambrose'un kasları yok. Of, gene üzüldüm. Sorunun cevabı Finn diyeyim yani, çünkü hani o daha çekici ve baklava falan hani. Ama Rollins'in de dikkatimi çekmiyor değil yani, onu da seviyorum. Yani tabii en çok Ambrose dikkatini çekiyor. Okey. O araya Ambrose sıkışacak illa, değil mi? Sıkışıyor zaten. Fanboyluk derecesinde değilim ama fanım, ağır fanım diyebilirim. Kesinlikle değilsin. Kesinlikle. Ya, değilim tabii canım. Değilsin. Ay,
Aa, şimdi işte benim de istediğim sorulardan biri gelmeseydi kendim soracaktım zaten. İkinci soru bu. İlk soru, bumerang uygulamasını kullanmaya devam edecek mi? Kamil Tabii Kürşat. ki. Tabii ki. Nasıl soruyor? Ha, şimdi asıl soru, Nate Diaz fanlığın devam ediyor Sonsuza dek. Sonsuza dek. Devam edecek. mu? O benim Tabii ki. canım ya. Tabii ki Conor McGregor bunu yendikten sonra üzüldüm, biliyorum. Çok üzüldüm. O gün de canlı kalmışsın. McGregor güzel tokatladı şimdi, kabul et. Maalesef. Ama gene iyi bir maç çıkmıştı gene yani. Ciddi anlamda. Canlı izlemiştim. Dedim kesin Nate Diaz kazanacak. Öyle herkes öyle düşünüyordu zaten. Sonra bir baktık kaybetti. Ben de öyle düşünüyordum McGregor'u seven biri olarak. Sana da direkt dalga geçmiştim maçtan sonra. Evet. Hain. Hainim tabi, az şerefsiz değilim. Vallahi değilsin mi? WWE'nin şu anki halinin 2009-2012 arası performansına dönme şansı var mı? Varsa nasıl olabilir? Bunu direkt yanıtlayayım geçeyim. Bence şu an dönme şansı yok. Şu kadroyla. Yok yani bence. Bu senaryolarla, bu muhabbetlerle falan. Bence yok. Ya şöyle kendi görüşümü söyleyeyim. Aslında kadro her hepsinden daha iyi bana göre. Yetenek Tabii. olarak. Ama ana kemerde Mahal ve Corbin izliyoruz. Kesinlikle. Radyo yayını zaten bunun feci dalgasını geçtik yani. Bu yüzden ana kemer maçlarını genellikle izlemiyorum bu aralar. AJ Styles'ı da çok sevdiğini biliyoruz. Onun da fanı ne zaman başladı? Onu yalan söyleyeyim şimdi. Ana kadro debutunda, hatta bir arkadaşımla, forumdan bir arkadaşımla canlı kalmıştık. Hiç beklemiyorduk ona gerçekten. Bir baktım çalıyor dıt 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 falan filan. Bir baktık AJ Styles falan böyle dedim ha siktir geldi. Yo yo Geldi. yo 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 yo. Geldi dedim geldi. Hani beklemiyorduk gerçekten. Baktık geldi yani. Alfa erkek gerçekten. İyi ki gelmiş. Seviyoruz kendisini. Bu adamın Evet. yapamadığı bir şey yok yani. Basket bile attı orta sahadan ters dönerek. Yapar. Zaten video oyunlarında ne kadar iyi olduğunu biliyorsundur. Evet. Geçen Charlotte'la takım oldu Becky ve kimdi ya? Becky'nin takım Zayn. arkadaşı var. Heh, onun ikisini yenmişler öyle gördüm. Aynen. Bütün golleri AJ attı. Çünkü o AJ. Maçta işte takımı 12 tane gol attı. AJ hepsini attı. İşte AJ Styles farkı. Bu adamın yapamadığı bir şey yok yani. Ben öyle düşünmeye başladım. Güreşiyor. Uçuyor, kaçıyor. Basket atıyor Zıplıyor, ters zıplıyor. dönerek. Valla adam mükemmel bir şey ya. Kusursuz. Harika bir detay. Dört çocuğunun babası. Mutlu bir evliliği var 17 senelik. Keşke benim babam olsaydı. Yani bu adam gerçek mi diye sormaya başladım ben. Öyle. Ben inanmıyorum gerçek olduğunu. Karizma, Olağanüstü. karizma zaten. Öyle evet. Bu yeni üyemiz. Hoş geldin forumumuza öncelikle. Fetibon 41'den gelmiş. Öleceğini öğrenseydin en son yapacağın şey ne olurdu? En son yapacağım şey ne olurdu? Muhtemelen sevdiğim insanlarla vedalaşırdım. Ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Muhtemelen böyle vedalaşırdın. Ya ben yolcuyum. Hakkınızı helal edin. Ya benim hakkım varsa helal olmasın. Hani muhtemelen inşallah bir daha görüşmeyiz der giderdim herhalde. Şimdi Etni'den geliyor sorum. Ersin'den geliyor. Forumda Evet. nefret edilen üyeler arasında sanırım kendisi. Bunu zaten söyledin. Evet. Çok fazla ilgi gördüğünü söyleyebilirim demiş. Yani ilgi derken onun adının geçtiği konulara yorum sayısı falan demiş. Neden, neler düşünüyor kendisi? Abi bir şey düşünmüyorum. Fazla tepki alıyorum. Buna rağmen fazla dikkat çekiyorum. Cinsiyetinden kaynaklandığını düşünüyorum. Düşünmüyorum. Direkt hani bu neden yani nedeni bu. Katılıyorum. Gereksiz ve saçma buluyorum. Bu kadar tepki almış olmam, bu kadar
hakaret yemiş olmama, en nefret edilen Yani üyeler yorum arasında sayısı olarak da baş düşün. tacım. Bak baş tacıyım. Nefret edilen üyeler arasında baş tacıyım. Bence bu nefretin çok fazla ve gereksiz olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben de bir insanım ve bu kadar nefreti, hakareti hak ettiğimi de düşünmüyorum açıkçası. Ya Yani tamam, doğru. benim de hatalarım olmuş olabilir tabii, benim de. Hani sinirlendirmiş, insanı sinirlenmiş hallerim olmuş olabilir ama bu kadar hakareti. Ne bileyim, sonuçta burası sanal bir alem. Yani kim ne yapıyor, kim ne ediyor, kimsenin umurunda olması gerekiyor. Çünkü hani hiçbirimiz birbirimizin yüzünü göremiyoruz, görüşemiyoruz. Aynen öyle. Görüşebilen 3-5 Yani çift vardır yani üye olarak. bir de gereksiz yer hani. Tamam, ben sonuçta hani bir kızım, hani ne kadar kötü de olsam, ne kadar sevilmesem de, hani sevmesem bile bana bu şekilde küfür etmeleri, hani hakaret etmeleri. Bana değil, sadece hani aileme bile hani laf çeviriyorlar, hani arkadan. Yok. Hani derler ya. Yani şimdi küfür etmek istemiyorum. Bicili pis. Yani bu şekilde hani küfür ediliyor. Hani gereksiz yere ediliyor. Hayır, ben sonuçta sizi gerçek hayatta görmemişim, etmemişim. Hani benim sana bir zararım olmuş mu, olmamış. Ha forumda Miss Mot olmuşum. Ha forumda yönetici olmuşum. Ha forumda VIP olmuşum. Hani bu senin hayatını niye etkilesin ki? Bu sonuçta forumda, yani göremeyeceğin, edemeyeceğin şeyler bunlar. O kadar abartılması gerek yok yani. Bu size yalnız şu açıdan demiş olabilir, ben öyle anladım. Mesela röportaj konunu açtık. Bir günde 40 soru falan geldi. Bu şekilde herhalde Ya bekliyor. niye? Çünkü hani ben hani kız olarak görüyorum. Hani kızım ben sonuçta. Hani diyorlar şimdi hani benim sorumu yanıtlayacak o falan filan. Budur yani. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben karşı cinsi olduğun için otomatikman ilgi Yani çekiyorsun yani, mantıken bana hani göre bu. forumda kız sayısının düşük olması, hani diğer üyelerin hani kız olması, bir iki tane kız var zaten forumda. Aynen. Yani aktif olan birkaç kişi. Aktif falan bir kaçtı. Yani Evet, seni dinliyorum. 619 liraya 619'dan gelmiş soru. Bu arada son söylediğini tekrarlar mısın? Gelmedi de. Seni dinliyorum dedim en son. Yok, ondan önceki cümleni. Unuttum. Yorumla ilgili. 40 Unuttum. yorum. Neyse, çok önemli. Yani forum üyelerden kız, hani sadece ben varım. Hani soruyor insan ister istemez. Dikkat çekmişim yani. Soran da. O zaman 619'a 619 sormuş. Forumdaki gündemi geçen şirketlerden biri gerçi o da. NGPW izledin mi veya izliyor musun? Yalan söyleyeyim, izlemiyorum. Dikkatini çekmiyor pek açıkçası şimdi. Sadece AJ maçlarını izledim. Birkaç tane. O da çok değil yani. Bu yani, takip etmiyorum. Neden be oğlum? Evet, bunu ben de fark ettim. Neden be oğlum? Bilmiyorum ama bizim hani sınıf arkadaşım var. Kendisi hep be, yapma be oğlum falan filan böyle. Ondan alıştım ben de böyle. Gene ister istemez oluyor. Zaten beni gerçek hayatta tanısaydın hani bunu daha çok sorardın. Çünkü hep bir oğlum, 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 yapma oğlum, etme oğlum, şunu getir falan filan. Hep oğlum kelimesi benim hayatımın baş tacı yani. Aman be oğlum. Evet, bunu ben de fark ettim. Hep kullanıyorsun oğlum kelimesini. Evet. Neslihan Oyul sormuş. Öncelikle merhaba canım, ne haber demiş. Sağ ol canım. İyiyim. Senden ne haber? İyidir herhalde. En sevdiğin ilk 3 dizi ve idollerin demiş. En sevdiğim ilk 3 dizi. Birincisi The Originals. İkincisi Game of Thrones. Üçüncüsü The 100. En sevdiğim idollerim. İdollerim yok. Sadece bir hani örnek aldım sana. O da Beyoncé seni. Bunu daha önce de bildiğini düşünüyorum Neslihan'cığım. Öpüyorum seni. En sevdiğim renk ve asla Dur dur dur, ben giymeyeceğim. sorayım onu şimdi. Ben söylüyorum. Ben söyleyeyim. Hep sen mi soracaksın? Tamam, Kendi daha sorun o kendi. zaman araya. En sevdiğim renk siyah.
Mavi, kahverengi. Bu üç rengi seviyorum. Hani aralarını tercih yapmıyorum genellikle. Asla giymeyeceğim şey topuklu ayakkabı. O zaman ben de şöyle dalayım araya. Insta snaplerinde falan sürekli seni pastanede görüyoruz. Neden? Çünkü ben bir kafede çalışıyorum. Kafeyi geçtim. Sürekli hani ne bileyim çarşı için oldu. Hani AVM'de çalışıyorum ben zaten. Arkadaşlar falan filan ister istemez gidiyorum kafelere. Yani sürekli zaten hayatım kafelerdeydi. Ha, sabah kalkıyorum mesela. Aman çarşıya ineyim falan böyle bir kafeye giderim. Sonra kafeye gidiyorum. Çalışıyorum hani arkadaşlarla buluşuyorum. Sonra işe başlıyorum mesela. Erken çıkıyorum ama hani bir kafeye gideyim. Mesela gittiğim kafeler de bellidir. İsim bile verebilirim yani. Beklerim gelmek isterseniz. Evet, hep aynı kafele gittiğini görebiliyoruz zaten. Yani Instagram'dan takip edenler görüyordur. Power Slamik sormuş. Bunu ben söylemeyeceğim yani. Çok çünkü ofansif bir dil kullanmış. Ve ben de ne demek istediğini anlayamadım yani kendisini. İstersen okuyayım, sen bilirsin. Tabii ki buyur. İnsanlarla nasıl konuşması gerektiğini öğrenebilmiş mi? Yani sorunun mantığı, sorunun anlamı. Keşke anlasaydım da cevap verebilseydim. The Unpredictable sormuş. Gerçi ben soruyorum şimdi. Dinle bazı seviyor musun? Ya bak yemezler. Sevmiyorum. Neden? Sevmiyorum. Niye? Çünkü üstünde kalıyorsun. Normalde seviyorum ama sen benim üstünde kaldığın için sevemiyorum. Nasıl üstünde kaldığın için? Dinen bros, dinen bros, dinen bros. Ya üstte kalmak Yeter ne? ama. Ne anlamadım, üstte kalmak ne alakası Şu var? an üstüme geliyorsun. Dinen bros seviyor musun? Normalde seviyorum ama sen sorunca sevmeyesim geliyor. Sevme. Oldu mu? Rahatladın mı? Rahatladım. Tamam hadi. Konumuzda postamı da yedim şu anda forum halkım. The Unpredictable sormuş. Rastlantısal bir şekilde bu dini emros bana. Benimle nasıl Evet. tanıştığımı hatırlıyor muymuş hanımefendi? Evet hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? İlk muhabbet edişimizi de hatırlıyorum. İlk tanışma şeklimizi de hatırlıyorum. İlk nereden konuştuğumuzu da çok iyi hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum canım. Timi sayesinde tanıştığımızı, konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Sen herkes hatırlıyorsun ha. Yo, işime gelenleri hatırlıyorum sadece. Benle nasıl tanıştın peki? Ben hatırlayamıyorum çünkü. Ben hatırlıyorum. Anlat o zaman. Ciddi anlamda bunu hatırlıyorum bak. Ben çünkü unutkan bir adamım genel Sen olarak. şey yazmış. İlk sen yazmıştın hatta. Efendim? Ben mi yazmıştım ilk? Hatta avatarını bile hatırlıyorum biliyor musun? Ne vardı? Dinen Bros vardı gene. Ama şeydi SummerSlam girişiydi hatta. Hatta Aa. avatarını da Furkan yapmıştı. Vallahi işte kadın detaycılığı böyle bir şey halkım. Biliyorum. Yani kendisiyle 1,5 sene falan oldu değil mi seninle tanışalı? Evet. İşte 1,5 sene bayağı konuşmuşuz da etmişizdir. Küçük detayda ben hatırlamıyorum, kendisi tak diye hatırlıyor. Muazzam bir şey Hatta gerçekten. ilk tanışma muhabbetinizde net diyor. Ne? Evet, çünkü ben Conor McGregor fanıydım. Evet. Zaten genelde saldırgan bir üslubum olduğu için yani fanlık konusunda. Kimin? Benim. Belli. Genel olarak kızdırmayı seviyorum biliyorsun. Evet, çok seviyorsun. Come to Beşiktaş demiş Michael Gabriel. Maalesef canım. Galatasaraylıyım. O maçı izledin mi, ilk maçını? İzlemedim. Sonucu biliyorsundur tabi. 4-1. Biliyorum. Bir de nasılsın demiş. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sonra ben soruları durduralım demişim. Altta biri şey yazmış. Soruların durdurulması hakkında ne düşünüyordu? Rastafari. Sorulan durdurulması hakkında ne düşünüyorum? Bir şey düşünmüyorum. İyi oldu bence. Kaç tane soru sordunuz sonuçta. Evet, Ben, soru sormak isteyen bana kişisel olarak da sorabilir. Yani bu konuyu mu bekliyorlarmış acaba?
Peki Alexa Bliss güreşmeyi öğrenebildi mi hala? Ya bak. Alexa Bliss tamam hani ring içi kötü olabilir. Ama kadın güreşebiliyor. Biliyor. Anlıyor musun? Biliyor. Biliyor yani. Tamamdır. Bilmiyor diye bir şey yok. Tersine bok yemen yani. Bu arada ben de şöyle bir hatırlatmana geçeyim. Buse'nin sevdiği güreşçilere laf atmayın, tıraşlıyor. Kesinlikle. Yani Charlotte Flair, AJ Styles, Nate Diaz demeyin yani, yer mi? Alexa Bliss'i de seviyorum. Favori güreşçilerimden biri. Hatta ilk 5'e, ilk 3'e bile girer yani. Sonra benim gibi Dean Ambrose deyip durmayın. Kesinlikle lütfen rica ediyorum. Gerçi Ryan benden daha beter zaten. Onu kesinlikle herkes kabul ediyor. Evet. O zaman bu çok eğlenceli bir röportaj oldu bence. Bence de. Uzun zamandır bekliyorduk. 3 haftadır falan konuşuyorduk ama şimdi yapabildik. Yani durumlar malum. O zaman çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Yayın en kısa zamanda YouTube'da olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. O zaman bütün forum halkına hoşça kalın diyorum buradan. Ben de hoşça kalın diyorum.